Bu Galaxy A13. Bu sene çıkacak olan Galaxy A serisinin en uygun fiyatlı modeli. Galaxy A13 Avrupa'da 189 Euro'ya piyasaya sunuluyor. Türkiye'de büyük ihtimal 3000 TL bandında satılır diye düşünüyorum. 195 gramıyla boy için gayet hafif bir telefon elimize geçiyor. 6.6 inçlik TFT ekranı var. Bu ekranın çözünürlüğü ise 1080'e 2408 piksellik bir çözünürlüğü var. Telefon ön kısmında Gorilla Glass 5 varken arka kısmı ve çerçevesi plastikten yapılmış. Bu telefonun şimdi kutu açılımını yapıyoruz ama önümüzdeki günler bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğim. O incelemede içinde bulunan Exynos 850 işlemcisini PUBG oyun testimizle inceleyeceğiz. Kaç FPS oynayabiliyoruz? Hangi grafik ayarlarında oynayabiliyoruz? Ve artık elimde lazer termometresi var. Bununla ne kadar ısındığını tamamen ölçebileceğiz. Hafıza ve RAM konusunda 4 tane seçeneğimiz var yine. 32 GB, 64 GB ve 128 GB hafızalı ve 4 GB RAM'li modelleri var. Ve son olarak da 128 GB hafızalı ve 6 GB RAM'li modelleri var. Bizim elimizdeki 64 GB hafızalısı ve 4 GB RAM'li modeli. Ama bu telefonda artık RAM Plus denilen bir özellik var. Yani RAM'inize 4 GB'a kadar hafızadan alıp RAM'inize katabiliyorsunuz. Ondan sonra hafıza konusunda SD kart okuyucusu var. 1 TB'a kadar SD kart kullanabiliyorsunuz bu telefonda. Galaxy A13'ün ön kamerası 8 megapiksellik bir sensör. Bu kamerayla 1080p yani Full HD 30 kareye kadar video çekme imkanı var. Arkasında ise 50 megapiksellik ana kameramız var. 5 megapiksellik ultra geniş açı kameramız var ve 2 megapiksel makro ve derinlik kameraları da var. Samsung Galaxy A13'ün içerisinde 5000 mAh'lik bir kocaman bir batarya var. Yani bu donanım için bu kadar batarya ne kadar dayanıyor ben çok merak ediyorum. Ve bunu uzun kullanım testinde tabii ki detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Samsung Galaxy A13'ü çok merak ediyorsanız detaylı videomuzu kesinlikle kaçırmayın. O yüzden abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace.